Selamlar dostlar. Şu an Şırnak'tayım ve Hakkari'ye doğru otostop çekeceğim. Çekmeye başladım. Daha doğrusu otostopla Şırnak'tayım. Şırnak'tan Hakkari'ye geçeceğim. Bekliyorum ve bu video başlasın. Çantam ve ben yollardayız yeniden. Evet, Şırnak'tan otostopla Uludere'ye geldim. Uludere'de durdum. Buradaki insanlar Evil Canyon olduğunu söylediler. Evil Canyon'a gitsem mi çok kararsızım. Gitsem de telefonumun su geçirmez, kılıfı yok. İlerleyemeyeceğim, çok kararsızım. En kötü otostop çekip buradan Hakkari'ye devam edeceğim. Şu an mesafe bu kadar. Otostop çekiyorum. Yeni başladım gerçi ama durmuyorlar. Otostop için çok kısa süre bekledim. Sizi yani konuştuktan 1-2 dakika sonra arkadaşlar beni aldılar. Hakkari'ye kadar olmasa bile Roboski'ye kadar bırakacaklar beni. Merhaba arkadaşlar, size de. Merhaba, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, sağ olun. Keyifler nasıl, ne yapıyorsunuz? Sağ olasın, teşekkür ettik. Sizler nasılsınız be? Vallahi bizler de sizi görünce daha iyi oluruz hakikaten. Yol güzel, şehir güzel. Teşekkür ettik abi. Yani Güneydoğu insanı güzel. Misafirperver. Sağ olun, hepiniz var. Çok teşekkür ederiz. Evet, buraya gelmeye çekinen insanlar da var bu arada. Güneydoğu taraflarına. Çokça. Bekleriz. Çokça, evet. Buralar çok çok güvenli. Gelin, görün buraları. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Otostop çekerek şu an Roboski'ye geldim. Roboski'de beni karşılayan, beni çek, beni çek diye ısrar eden arkadaşım. Evet, şu an seni çekerim arkadaşım. Söylemek istediğin nedir? Söylemek istediğim, Allah sana kolaylık versin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben çok keyif alıyorum. Vallahi çok keyif aldım, belli oluyor evet, zaten. Çok keyif alıyorum. Görüyorum yani. O sevinci göremezinden yani. Amcacığım, sen ne diyorsun? Güzel, güzel. Bizim köyün muhtarıdır. Ha, muhtar mıdır? O da muhtardır. Eyvallah, eyvallah. Böyle güzel karşıladılar beni. Ben buradan Hakkari'ye doğru... Markete sahibim zaten. Evet. Bizim marketimiz toptan. Bizim toptan gıdanın sahipleri hemen Roboski'ye karşıladılar beni. Görüşürüz, ben Hakkari'ye doğru gidiyorum. Hadi arkadaşlar, eyvallah. Evet, ne diyorduk biz en son? Ses açmamışız. Evet, bu bindiğim bugün 4. araba Cize'den beri. Muhtemelen siz tam olarak ne kadar gideceğiz sizinle? Şu an bir 30 kilometre daha gideceğiz. 30 gideceğiz. İyi. 30-40 diyelim. Orada şeye bırakacağız. Yekmal askeri kontrol noktasına. Oradan devam. Ve Şebap ve Hakkari yolunun ayrıldığı. Ha, tam oraya mı gideceğiz? Evet, evet. He, okey. Oradan sonra muhtemelen kilometre işte, yüzün aşağısına düşmüştür Hakkari. Aynen öyle. Yani oradan araba ilacı gidiyor zaten. Kontrol noktasından da yardımcı olurlar zaten. O evet. Olmaz. Haydi bakalım. Eyvallah. Valla gönül isterdi ben tek bırakayım seni ama. Çok sağ ol, çok sağ ol. Bu kadar bile bana yetiyor. Yoldaki maceralar şahane oluyor. Teşekkürler. Bunu nerede paylaşacaksınız hocam? Hocam ben bunu YouTube'da paylaşacağım. Ha, YouTube'da. YouTube'da. YouTube kanalımız var. Ha, kanalım var. Tamam. İstanbul'a gittikten sonra Güneydoğu olarak ayrı ayrı editleyeceğim. Editledikten sonra YouTube kanalına atacağım. Oradan da izlemek isteyen izleyecek. Vallahi iyi yapıyorsunuz. Evet.
Otostop çektik, bak nereye geldik. Değil mi? Arkadaş beni aldı. Aynen. Almasaydı, başkası alsaydı Allah bilir şimdi neredeydim. Başka bir yere gidiyorum. Tabii. Hakkari'ye gidiyordum ama aynen. Nereye kadar gidecektik, kimlerle karşılaşacaktım. Böyle oldu. Hayat öyle bir şey ki abi bak. Enteresan bir şekilde karşılaştırıyor bizleri. Doğrudur. Hakikaten aynen. Öyle. Siz kendinizi rüzgarın akışına bırakın. Rüzgarın akışına. Nereye getirdiyse artık. Bugün 2 saat otostop bekledim. 2 saat Şırnak'ta. Hep şey diyorum, gecikmemin bir sebebi muhakkak var galiba. Değil mi? O yüzden geciktim diyorum. Yani başka bir açıklaması olamaz. 2 saat sonra işte geldim. 2 saat sonra da hiç beklemedim. Parmağımı kaldırdım durdu, parmağımı kaldırdım durdu. Böyle de enteresan bir şey. Yani hakikaten yeriniz çok güzel. Sizin temel amacınız da o. Evet. Bu şekil. Temel amacım o. Aynen. Kesinlikle. Hocam yerimiz güzeldir. Yeriniz çok güzel. Evet. Ben hakikaten şuraların yeşilini görünce Karadeniz gibi duruyor burası. Doğrudur. Vallahi Karadeniz aynen. Gibi duruyor. Aynen. Şu taraf Hakkari'de dağlar hala karlı. Aynen. Aslında bu taraflar çok güzel ama bu sorunlar olmasaydı ve yatırımlar yapılmış olsaydı çok daha güzel olacak bir şey olurdu. Maalesef evet defalarca dile getirdim bunu. Halk, buranın halkı da dile getiriyor. Umarım bir şeyler değişir İnşallah. Diye bekliyoruz İnşallah. Artık bizler de. Sizler de bizden daha çok bekliyorsunuz. Yani Avrupa ülkelerine baktığımız zaman buralar ne kadar güzel diyoruz. Aslında aynı. Yani tabii tabii. Daha baktığın güzel. Zaman aynı dağlar, yani aynı şeyler. Kanyonlarımız var. Bak bak dağa bak. Komple kar. Kocaman. Biz 4 mevsimi görüyoruz. Evet. 4 mevsim. Ne güzel yazın yaşıyoruz. Ortasında buradan Zigana'ya git kar yağıyor değil mi? Doğru. Doğru değil doğru, mi? Evet. Haydar Yaylası'na git kar yağıyor. Evet. Gel Diyarbakır'a 40-50 derece. Cayır, aynı mevsimde. Yani var mı böyle bir şey? Dünyada var mı böyle bir yer? Yok. Yok abi yok. Gel buraya, kar yağıyor, git Antalya'ya, denize giriyoruz. Kesinlikle öyle. Cennet gibi memleketimiz cennet var gibi abi. Memleketimiz. 4 cennet. Tane mevsim mükemmel yaşıyoruz. Ama içinde yaşayamıyoruz. İçinde evet. Yaşayamıyoruz. Mevsimler gerçekten var. Yaşatmıyorlar yani. Öyle. Abi umarım güzel günler bizi bekliyordur. İnşallah. İnşallah. Umarız hakikaten hak ettiğimiz değeri buluruz insan i̇nşallah, olarak. Inşallah. İnsanca yaşamanın hakikaten ben bunu çok istiyorum. İnşallah. Kendim için, çocuklar için, gelecekteki çocuklar için, yeni nesiller için de çok istiyorum bunu. Öyle. Abi bir Avrupalı buraya gelebiliyorsa ya bak şuraya bir diyorsun ya İspanyol geldi şuraya çadır kurmuş. Aynen. Bunu yapabiliyorsa ben bunu oraya gidip yapamıyor olmam benim canımı sıkıyor. Net olarak. Çocuk diyor ben İstanbul'a gitmedim ya. Çocuklar gitmemişler. Ha, evet sen dedin değil mi? Ben İstanbul'a onlara gitmedim. dedim 40 yaşındayım. 42-43 yaşındayım. Daha hala bir tatile gitmişliğim yok. Adam bayağı şaşırdı. Evet. Adam bir yıl boyunca iki kişi 6000 euro harcayacaklar. 6000 lira. 6000 lira. 6000 lira. Ah 6000 lira. Bir yıl dünyayı dolaşacak. Ne diyelim abi şansımız bahtımız. Çoğu şehir kalmış yani inan yani bir sürü şehir var daha görmemişiz biz. Aa, ben de öyle bak ben bekarım. Ben. Gezmeme rağmen. Birçok şehri görmedim. Yani maddi sıkıntılardan kaynaklı. Tabii tabii kesinlikle maddi. Yani ondan dolayı. Benim kendi ekonomimi döndürecek bir hayatım olsa ben hayatta eve gitmem ki. Değil mi? Dolaşır dururum. Aynen. Yurt dışına giderim, yurt dışını gezerim. Ama imkanlar belli yere kadar sağlıyor bunu bize. Ah umarız. İnşallah. Umarız pek İnşallah. Bir şey söyleyemiyorum şimdi ama. Şırnak'ın bazı ilçelerine belki bazı köy hiç gitmedim yani. Evet. Yani bir sürü ilçesi Anladım. Var yani İdil diye bir ilçesi var. Ben şu an 23 yaşındayım. Bir kez olsun orada durmadım yani. Ben sadece gittim. Yol üstü var. Yani. Ben gittim. Yani Mersin'e giderken oradan geçiyoruz. Evet. Bir öyle yani. Ben de Mersin'e falan gidemedim. Evet. Bir de şey diyor, ülkeleri gezin kendinize. Şehri gezelim de. Yani. Ya bir şehri gezelim de. Kendi şehrimi gezelim. Evet abi, ben birazdan yola çıkacağım. Evet hocam. Yol beni bekler. Böyle sizin kamera. İçin yapabileceğimiz bir Teşekkür şey. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Zaten bu yörenin insanı bu konuda hiç beni yolda bırakmadı. Hı hı. Bırakmıyorlar da. Yok bırakmazlar. Yani geçerken bakkalı bir şey ikram ediyor. Köy evinden bir şey ikram ediliyor. Evden bir şey ikram ediliyor. Eve gel evde kal diyen çadırı Aynen. boş ver diyen oluyor. Bu konuda hiç şüphesiz. İçin çok rahat olsun. Bu yöre sana zarar vermez. Ben o kadar buna eminim ki. Çok eminim. Yani ama. Herkes kapını açarsa. Evet. Ve bundan mutluluk duyarlar. Evet. Emin yani, olduğum için tek başımayım abi zaten. Aynen öyle. Tek başıma. Yani bir misafir geldiği zaman gerçekten ev sahibi çok mutlu oluyor. Evet. Yani çoğu insanımız caddelerde kalıyorlar böyle bakıyorlar acaba kim misafir edeyim yani var mı dışarıda kalanlar. Gerçekten öler. Yani gidin abi, gittikçe daha çok bu şekilde şeye rastlarsınız tabii. Köyler olsun, yaylalar olsun. Hepinize sağ olun. Hepinize teşekkür ederiz. Rica ederiz. Eksik olmayın. Vallahi anlatın. Burada öcü yok değil. Hocam ben anlatmıyorum. Bak anlattın.
Hepsi orada. Hepsi kayıtta. Yani batıdaki insanlara değil, değil. Oradaki insanlar öcü değiller. Gayet bir insan yemeyeceğim ya. İnsan yemiyorlar. Kesinlikle. Algımız değişecek. Ben o günü bekliyorum ve çok yakında. İnşallah. Çok yakında. İnşallah hakikaten. Türkiye halkı yani bunun farkına varırlar. Kesinlikle. Yani. Yalnız abi bak, Mardin, Siirt, Batman gibi yerlerden geçtim. Şırnak, Hakkari'ye gidiyorum ve herkes bu durumdan şikayetçi. Kiminle şey yapsam bu konuda herkes aynı şeyi söylüyor. Hocam çünkü Batı'ya gittiğimiz zaman Şırnaklı dediğin zaman adam farklı gözle bakıyor sana. Evet. Terörist misin diyor. Ha terörist. Bütün yani. Halk şikayetçi abi bu konudan ya. Yani. Niye şimdi nasıl şikayetçi olmayalım? Evet. Yani bizi ötekileştirmişler. Evet, aynen. Ötekileştirmişler abi. Yani resmen. Ne yapacaksın? Kendi vatanında, kendi devletinde kendini yabancı gibi hissediyorsun. Sen çok dolusun be abi. Ben? Sen var ya vallahi. Aslında hepimiz doluyuz da. Öyle öyle. Amcama bırak. Hocam ben sana şey söyleyeyim mi? Ben Marmaris'te askerlik yaptım. Evet. Muğla'da yaptım. Ben orada 18 ayın geçti yani. Ben vatan görevini yaptım. Evet. Ve ben şu anda Marmaris'e gittiğim zaman bana farklı gözle bakıldığı zaman evet. Siz olsanız nasıl karşılarsınız? Doğulusunuz. Eyvah. Ha Şırnaklısın. Tamam sen teröristsin. Yılan ben burada askerlik yaptım. Nasıl oluyor iş? Nasıl oluyor? Hep abi bizim ülkemizde hep çelişkilerle yaşıyoruz. Yani. Hiç tutmuyor vallahi. Hiçbir şey birbirini tutmuyor. Vergimi veriyorum. Evet. Askerliğimi yapıyorum. Her şeyi yani ne yani? Dilim Türkçe. Türkçe dili konuşabiliyor. Kavga çıkarmıyorsun. Hır yapmıyorsun. Şey yapmıyorum. Ayrımcılık yapmıyorum. Arıcılık yapıyorum. Ay üretim yapıyorum. Evet. Yani katkı sağlıyorsun. Katkı sağlıyorum. Ama gel gör ki gittiğim zaman beni terörist olarak görüyorum. Değişecek abi. Ben buna çok inanıyorum. İnşallah hocam. Değişecek. İnşallah. Umarım İnşallah bizler de bunu yani. Görürüz. İnşallah görürüz. Yani. İnşallah görürüz. İnşallah hocam. Ya mesele o işte. Yani bütün halk hakikaten şikayetçidir bu konuda. Evet. Tam olarak şu karşı tarafta, tam o bulutların olduğu yer Hakkari ve dağların tepesi olduğu gibi kar. Otostop çektim. Önce yukarı bir yerlere çıkarttılar. Aralarına oraya çay kahve içip güzel sohbet ettik. Ondan sonra hadi abi gidelim dediler. Yol üstünde de abi dediler. Sana yemek yemeden ayrılmayız. Gidemezsin. İlle yemek yemen lazım diye beni buraya getirdiler meşhur bir saç tavacıya. Şöyle yemek söylediler. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun arkadaşlar. Eksik olmayın lütfen. Çok sağ olun. Buraya geldim bakın böyle şeylerden faydalanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Gelsinler ya. Tabii ki. Gelsinler bir saç tavamızı yesinler. Eksik olmayın. Arılarımızın orada bir çayımızı içsinler. Evet, evet. Şahane bir yer. Buraları ben çok sevdim. Buralara geldikçe zaten daha bir yeşillik, daha bir güzel oluyor. Doğası. Sağ olun. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Ta buralara getirdiniz, yedirdiniz, içirdiniz. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin diyelim. Yapabileceğimiz başka bir şey var. Daha ne yapacağınız? Teşekkür ederim. Vallahi elden daha çok şey geliyor da ama işte acelen de var. Teşekkür, çok sağ olun. Yaptıkların hakikaten o kadar değerli ki benim için. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet kardeşim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar Cizre'den buraya tam 4 otostop 4 araç değiştirdim. Şu an tam olarak Beytişebap Hakkari sınırındayım. Yani sol taraf Beytişebap'a gidiyor. Sağ taraf Hakkari'ye gidiyor. Şu gördüğümüz de Irak. Irak'a ayıran şu çay arkadaşlar. Habur çayı. Bu gece ileride bir köy bulup orada konaklayacağım. Çadırımı orada kuracağım. Saat de 6 oldu. Burada akşam erken oluyor. Otostop çekiyorum. Doğru düz buradan araç da geçmiyor. Umarım bir an önce varırım oraya ve sabahın erken saatlerinde meşhur doğasıyla beni bekleyen Hakkari'ye kavuşurum. Dostlar ben orada 1,5 saat kadar otostop bekledim. Ondan sonra oradaki korucular bana Ortaköy'e gidip gitmemi ve orada bu akşamı konaklamamı söylediler. Yani çadır kurabileceğim güvenli bir yer olduğunu söylediler. Ben de ondan sonra bir dolmuş geldi ve beni aldı. Ortaköy'e geldim. Nazım amca beni misafir ediyor bu akşam. Dışarıda dedi çadır kurulmaz burada. Burada buraya geldiysen evlerde misafir edilir dedi. İçeri girer girmez de böyle güzel bir sofra hazırladılar. Nazım amcam.
Ne güzel insansınız. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de, sizlerden de. Vallahi bizim buralarda öyle bir adatımız vardır. Hiç kimse dışarı bırakamayız. Eyvallah amcam. Yani kim gelirse, nereden gelirse, Müslüman olsa, gayri din Müslüman olursa hiç bizim için fark etmez. Misafir Allah'ın misafiridir. Güneydoğu insanın misafirperver olması. Evet, evet, evet. Çok güzel. Maalesef herkes o şekilde görmüyor. İşte bazen görenler aynı senin bahsettiğin şekli görmüşler ama görmeyenler vardır. Bazen bunun başka bir şekilde anlatıyorlar maalesef. Evet amca. Keşke herkes gelip görseydi. Yani hiçbir zaman bizden kimseye zarar gelmezler. 12 gündür yoldayım ben Nazım amca. Evet. 12 gündür kiminle böyle oturup konuştuysam herkes aynı şeyi söylüyor. Buyurun yemeğini yavaş beraber yiyelim. Tamam. Yemeğimizi yiyelim. Bu taze baldır. Bizim yaptığımız hakiki baldır. Oh, elinize sağlık. Bu da taze peynir. Koyun peniridir. Koyun peyniri. Bu da yoğurt. Yoğurdumuz. Yoğurt da aynı öyle. Hakeza. Çökelemiz de aynı bu dağdan getirdiğimiz otla karıştırıp bu şekilde yiyoruz. Her şey doğal. Evet, her şey doğaldır. Her şey doğal. Evet. Afiyet olsun. Sabah uyandım ve erkenden Hakkari yoluna düştüm. Tabii Hakkari'den giderken de böyle bayağı tepelere çıkıyorsunuz. Böyle süper dağlık var ama hava çok tozlu bulutlu. Yani şeyden Ortaköy'den araca bindim arkadaşlar. Dolmuş. Daha doğrusu dolmuşa bindim. Çünkü araba da geçmiyordu pek. Pek de zaman kaybetmek istemedim açıkçası. Öyle her yerde, illerde, ilçeler arası falan hep dolmuşlar geçiyor gidiyor. Asla yolda kalmazsınız yani. Otostop çekmeye eriniyorsanız şey yapmayın. Dolmuşlara binebilirsiniz. Şu an Hakkari'ye geldim. Cennet Cehennem Mahallesi'ne izin almak için, yani orada drone uçurmak için izin almaya gidiyorum. Umarım bilir. Hakkari böyle dağların arasında güzel bir şehir. Hakkari'den soluk soluk yukarı çıkarken esnaf arkadaşlar sağ olsunlar beni görüp de gel dediler, öğlen yemeği ye, öyle git, acelen yoksa dediler. Şöyle güzelce bir kuru fasulye yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Çok da güzel gözüküyor böyle kuru fasulye. Mis gibi. Bir çift daha biz yapalım bakalım. Tabii, afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz afiyetle yemeğimizi yiyelim. Allah'a emanet. Hadi hoşça kalın. Sağ ol abi, siz nerede? Olsun. Güzel abi, boşum gözümüz. Görüşürüz. Sağ ol abi. Sağ ol. Hakkari'ye geldiğimizde nereye gezeriz dedim. Bana meydan medreseyi, Hakkari meydan medreseyi gitmemi ve orayı görmemi istediler. Burası 1701 yılında İbrahim Han tarafından inşa edilmiş bir medrese. Hatta o zamanlar, o dönemler bu yöreye ait, yani Hakkari yöresine ait buranın miriymiş İbrahim Han. Ve karşıda kalesi varmış. Şu Türk bayraklı olan yerde kalesi. Bakın tam şu tepe. Tepede kalesi varmış. Mir'in. Dilerseniz şimdi sizinle beraber içeriye gezelim ve görelim nasıl bir yermiş, ben de merak ediyorum. Tam Sümbül Dağı'nın karşısındayız. Mis gibi manzara. Kapısı böyle ufak eğilmek gerekiyor ve motifler. Bir şeyi bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum ama net olarak bir bilgim, fikrim yok. Şöyle de bir yazı yukarıda.
Buranın bir de bir özelliği var. 1980 yılında burası hapishane olarak kullanmış arkadaşlar. Hapishaneymiş buralar ve dışarıdan camlarında zaten demir parmaklıklar mevcut. Şu an görevli arkadaş bize kapıları açtı. İki tane oda için müsaade aldık sağ olsun ve içeriye gireceğiz şimdi. Burada kilimde okuyan bir kadın. Böyle yünler. Hakkari yöresine ait kıyafetlerle kilimde okuyor. Öyle mi? Tamam. Kapısı hakikaten çok küçük arkadaşlar bu. Kapısını açıp eğilerek geçtik. Evet. Ne aldım böyle? İlk içeri girdiğimizde diyorsunuz o hangi insan bunlar herhalde. Oturmuş bekliyorlar bizi. Şöyle. Şu duvarda gördüğünüz mühür. Yani tam olarak şu kısım. Mühür oluyormuş. Şuradaki tahrip olmuş tabii ki. Yıllardan, yani yıllar geçtikçe yok olmuş. Şu yazılar ise, görmüş olduğunuz yazılar yok olmuş fakat sonradan yeniden yapılmış bunlar. Restore edilmiş. Ne yazdığını bilemiyoruz. Evet, burası da böyle bir yer. Geldiğiniz zaman uğrayın, görün, havasını bir soluyun. Ondan sonra şöyle çıkın ve Sümbül Dağı'na doğru bakın. Şimdi Hakkari'den aşağı doğru gidiyorum. Zaten Hakkari'nin bir tek yolu var. Giriş ve çıkış aynı yol kullanılıyor. İleriden herhangi bir yerden çıkamazsınız. Aşağı iniyorum. Yukarıda karakola gittim, jandarmaya gittim ve mahallenin kapalı olduğunu, tabii hafta sonu ya, mahalleye gidin dediler, ben de kapalı olduğu için maalesef de, o zaman zap karakoluna gitti, o bölgeye o bakıyor dediler, cennet yerinden bahsedeyim. Drone uçurmaya, yani drone uçurmak için izin. Şu an oraya doğru yola çıktım. Muhtemelen zap karakolunu orada bu gece konaklayacağım. Orada güzel yer bulup, bakalım sonra sabah dinlerken kalkıp cennet yerinden bahsedeyim, devam edeceğim. Evet, zap karakoluna geldim, merkezden buraya yolladılar. Belki bir ihtimal drone izni verirler diye, fakat drone izinden ziyade buraya girmek için bile, cennet cehennem vadisine girmek için bile izin gerekiyormuş. Bilginiz olsun, hafta sonuna denk geldi maalesef, bugün cumartesi. Ve ben bu gece Kırıkdağ köyünde gideceğim, kendime bir yer bulacağım. Yarın da bakalım bir plan, bir şey yapmam lazım, hani nereye gidebilirim diye. Onun sonrasında pazartesi girip izini alıp hem drone izni, çok güzel var. Hem drone izni alacağım, hem de buraya giriş için izin almam lazım. Bilmiyorum nasıl zaman geçireceğim. Bakalım şu köyde sorayım, nerede kalabilirim, nerede konaklayabilirim. Bugün izin alamadık ve malum bu köyde kalacağımı söylemişim daha önce. Ve bu köye geldiğimde Kırıkdağ köyündeyim şu anda. Muhtarın kardeşine sormuştum nerede kalabilirim diye. İleride sor dediler, 5-6 tane evin olduğu bir yer. Nerede çadır kurabilirim diye. Amcaya geldim, hacı amcama. Dedim amca nerede çadır kurabilirim? Hele sen gel dedi, otur şöyle dedi. Ne çadır dedi. Bu akşam benim misafirim olacaksın dedi. Çocuklarıyla beraber çok sağ olsunlar. Bir de böyle sofra hazırlamışlar. Bu gece burada misafir olacağız. Bu gece burada kalacağız. Güneydoğu insanı. Hakikaten böyle kalp yapalım onlara. Değil mi amca? Amca sağ ol, teşekkür ederiz. Eyvallah, evini açtın bize, sizlere, kardeşlerim benim. Çok sağ olun, hoş bulduk, teşekkür ederim. Şöyle güzel bir sofrada yemek yiyeceğiz. Buyurun abi, başlayalım amcam.
Afiyet olsun abi. Afiyet olsun canım benim, sağ ol. Şimdi şu çorba alacağız herhalde bir tanesine. Aynen öyle abi. Dur kardeşim ben alayım. Hay Allah. Alacağız için. Olacağız için. Ya. Sağ olasın. Abi pirinç de güzel. Pirinç de bana. Arkadaşlar bir şeyler konuşun ya. Öyle sus pus durmayın ya. Adam çekiyor bak, zahmet ediyor. Abi buraları nasıl buldunuz? Yemeklerimizi nasıl buldunuz? Sevgili kardeşim ben buraları çok beğendim hakikaten. Her zaman hatta her videoda bundan bahsediyorum ben. Yani belki abartı olacak ama şimdi her bölgede farklı farklı diyecektim ve ben bundan çok bahsettim. Neydi o insanın güzelliğinden ve misafirperverliğinden çok bahsettim. Zaten doğanız güzel. Doğanız. Görülecek yerler şahane. Ve maalesef insanların hala burayı ön yargılı yaklaşıp daha buradan uzak durmalarını da anlamıyorum. Ben bu konuda her zaman söylüyorum. Mucize de söyledim yani. Bak bunu da söyledim. Ama gerçek bunlar. Kesinlikle. Abi güzel güne gelecek. Gelecek, gelecek abi, gelecek. Biz buna inanıyoruz hep birlikte. Aynen. Ön yargılar kapanacak abi. Evet, gelecek. Hocam gel sen de ya. Tamam. Gel. Şöyle bir hoşça kalın o zaman. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Bugün Hakkari'ye geldim, valilikten izin almaya. Valilik izni hem bugün hem yarın yazdım. Vadide drone uçurmak için. Fakat kafeye geldim, oturmaya başladım. Haber gelmedi. Tabii ki bu esnada benim gimbalım bozuldu. Gimbalımı sağa sola götürdük, hepten anasını ağlattılar. Şu an gimbalsız masaya sabitledik. Kafede otururken arkadaşlar sağ olsun beni çok ilgilendi. Böyle yemekler, çaylar falan akşama kadar burada takıldım. Saat şu an kaç oldu? 9'a geliyor değil mi? Evet. Hatta geçti 9'u. 9'u geçti. Beni misafir ediyorlar. Arkadaşım sağ olsun. Abi bu akşam bende kalırsın dedi. Yarın sabah beraber gideriz dedi. Bu gece böyle geçiyor. Güzel de geçiyor da biraz aksilikler. Aksilikler oldukça fazla oldu bugün. Oradan oraya derken. Ama harabetler gimbalı. Burada da pek yedek parça bulabileceğimiz bir yer yok. O sebepten yaptıramayacağız İstanbul'a kadar. Böyle gidecek. Çorba içiyoruz. Ismaladılar sağ olsunlar. Eyvallah sağ olun. Hadi afiyet olsun. Bu da sabah kalktık artık. Teşekkür ederim. Güzel bir akşam, güzel bir yatak, güzel bir uyku. Sonra da bahçede güzel bir kahvaltı. Burası da benim hemen Hakkari'nin aşağısında böyle köy gibi. Güzel, sakin bir yer ağaçların içinde. Biz şimdi çarşıya çıkıp o yarım kalan işlerimizi umarım şimdi bugün bitiririz. Yani umarım onlardan kurtuluruz ve hedeflediklerimizi yapmak için yola çıkarız. Teşekkür ederim. Harun'cum çok sağ ol. Hadi bakalım biz çarşıya gidiyoruz. Beni iki gün burada ağırladılar sevgili kardeşim Harun. Arkadaşları onlar her an kaçsa da. Serbest geliyor musun? Serbest gel buraya ya. An itibariyle saat 11'de. Gel benim şuraya. An itibariyle 11'de benim iznim çıktı. Drone uçurma iznim valilikten yani şeyden, jandarmadan. Ve artık arkadaşlarıma ben veda ediyorum. İki gün boyunca beni çok iyi ağırladılar. Yedirdiler, içirdiler, evlerinde misafir ettiler. Sağ olun kardeşler, teşekkür ederim. Burası tam mahallenin karşısında. Hakkari Mahalli. Kültür Kafe. Kültür Kafe. Tekrar umarım yolun düşünce tekrar sizin yanınıza uğrayacağım. Çayınızı içeceğim. Umarım. Kendinize çok dikkat edin. Çok sağ olun her şey için. Ben gidiyorum şimdi Cennet Cehennem Mahallesi'ne. Görüşürüz. Buranın havası ve buranın doğası gerçekten harika ve çok güzel. Şu doğaya, dağlara bakar mısınız?
Evet Hakkari'de işlerim bitti. Hakkari'de geçirdiğim zamanları, yol hikayelerimi burada noktalıyorum. Şimdi şeye doğru gidiyorum. Cehennem Vadisi. Daha doğrusu Cennet ve Cehennem Vadisi'ne gidiyorum. Her şeyimi hallettim. O zaman bir sonraki videoda Cennet Cehennem Vadisi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.